Hocamız NP Beyin Hastanemizde çocuk ve ergen psikiyatrisi olarak görev yapmakta. Hocamızın pozitif ebeveynlik üzerine yürüttüğü çalışmaları mevcut. Ve pozitif ebeveynlik yaklaşımıyla çocuk ruh sağlığına etkisini anlatacağı sunumunu yapmak üzere kendisini davet ediyorum. Buyurun hocam. Merhabalar herkese. Ben şöyle bir ekranımı ayarlamaya çalışıyorum. Sabahtan itibaren çok güzel sunumlar dinledik. Hocalarımın hepsine çok teşekkür ederim. Aynı zamanda 5 Mayıs Ebeler Günü'nü ben de kutlamak istiyorum. Şimdiye kadar gebelik, doğum sonrası ve annelikle ilgili sunumlar dinledik. Benim sunumum biraz daha sonrasıyla ilgili, anne babalıkla ilgili konuşacağım ben. Olumlu anne babalık programını anlatacağım. Olumlu anne babalık programı orijinal adı Triple P Positive Parenting Program olarak geçiyor ve Avustralya menşeli bir anne babalık programı. Bu programla ilgili bilgi vermek istiyorum. Aslında hemen hemen hepimizin doğru anne babalık, doğru anne babalık tutumları konusunda az ya da çok... Evet hocam, çok özür dilerim. Tam ekran yapar mısınız? Tam hemen ekran. Alttan. Tamam, tamam. Evet. Tamam mı? Tamamdır hocam. Birçoğumuzun anne babalık, doğru anne babalıkla ilgili az ya da çok bilgisi var ama biraz daha üzerinde durulması gereken, hatta çok daha fazla durulması gereken bir eğitim olduğunu düşünüyorum anne babalığın. Çünkü anne baba olmadan önce kimse özel bir eğitimden geçmiyor maalesef ki. Yani tamamen belki kendi anne babamızdan gördüklerimizle ya da bazen deneme yanılma yöntemi gibi yöntemlerle çocuklarımızı büyütmeye çalışıyoruz ama aslında her konuda olduğu gibi anne babalıkla ilgili de bilinmesi gerekli ve çok çok önemli konular var. Anne babalıkla ilgili olumlu adımlar atılması aslında bizim geleceğimiz açısından da çok önemli. Çünkü bizim doğru anne babalık becerileri gösterebilmemiz hem kendimizi çok daha yeterli ve mutlu hissetmemize neden oluyor. Hem de çok daha sağlıklı çocuklar yetiştirmemize, özgüvenli, davranışını kontrol edebilen, sorumluluk sahibi çocuklar yetiştirmemize neden oluyor. Ve tüm bunlar da aslında geleceğimiz için son derece önemli. Neden anne babalık eğitim programlarına ihtiyaç var diye düşünüldüğü zaman aslında tüm dünyada, sadece Türkiye'de değil, çok büyük sayıda çocuk bir takım sosyal, davranışsal ve duygusal problemler yaşıyor. Ve bu problemlerle başa çıkmak için de bizim anne babalık konusunda bir takım çalışmalar yapmamız gerekiyor. Şimdi anne babalık dediğimiz zaman negatif, yani olumsuz anne babalık tutumları ve davranışları var. Mesela çocuğu tehdit etmek gibi, bağırmak gibi ya da şiddet göstermek gibi. Bunlarla ilgili yapılan çalışmalarda şunu görüyoruz. İster düşük sosyoekonomik düzeydeki insanlarda, ister yüksek sosyoekonomik düzeydeki anne babalarda çalışılsın. Aslında bu negatif ebeveynlik tutumlarını kimi zaman tüm anne babalar çocuklarına uygulayabiliyorlar. Yani bu durumun sosyoekonomik düzeyle bir ilişkisi olmadığı gösterilmiş araştırmalarda. Şimdi Triple P, yani olumlu anne babalık programı aslında son derece önemli. Avustralya menşeli ama tüm toplumlara uygulanabilen çok önemli bir anne babalık programı. Anne babalık ve aile desteği konusunda esnek bir sistem sunuyor. Yani bu ne demek? Olumlu anne babalığın belli ilkeleri ve belli aktif becerileri var anne babalara öğrettiği ve bu önemli bilgi ve becerileri anne babalara veriyor ama anne baba istediğini alıp uygulama şansına sahip oluyor. Yani her anne baba kendi ailesi için uygun olanı alıp kullanıp hem çocuğunda hem kendisinde faydasını görebiliyor. Tamamen evrensel ilkelere dayanıyor olumlu anne babalık. Yani sadece bir toplumun, bir ırkın kullanabileceği ya da uygulayabileceği bir program değil, evrensel bir program. İlkeleri tamamen evrensel özellikler taşıyor.
kanıta dayalı. Çünkü olumlu anne babalık programı Türkiye dahil dünyada 30'un üzerinde ülkede uygulanan, bu konuda bilgisi olan eğitimciler ve uygulayıcılar tarafından anne babalara uygulanan bir anne babalık programı ve bu programın uygulandığı ailelerin hem çocuklarının problemli davranışlarını azaltmada hem de anne babalık becerileri açısından kendi özgüvenlerini sağlamada çok büyük gelişmeler gösterdikleri kanıta dayalı olarak da gösterilmiş durumda. Yani bilimsel araştırmalar da programın etkililiğini desteklemiş durumda. Sadece problemli davranışı olan çocukların ailelerine değil, aslında baştan itibaren yani herhangi bir problem davranış gelişmeden önce de bir önleme programı olarak kullanılabilir ve erken müdahale yaklaşımı olarak kullanılabilir. Triple P, olumlu anne babalık 5 farklı düzeyde yaklaşım gösteriyor. Bundan birazdan bahsedeceğim. Temelinde anne babaya öz yeterlilik ve öz düzenleme kazandırmaya çalışıyor. Yani buradan kastettiğim şu, bu program anne babaya kesinlikle keskin kalıplar içerisinde şunu yapmalısın, şunu yapmamalısın ya da bir problem olduğunda onun cevabını ancak biz veririz asla demiyor. Anne babaları bilgilendiriyor, bir takım beceriler kazandırıyor ve sonrasında bu kazandığı becerilerle anne babalara diyor ki siz yaşadığınız zorluklarda öğrendiğiniz bu becerileri kullanın. Yani kendinizi, öz yeterliliğinizi geliştirin deniyor. Dolayısıyla sürekli programı uygulayan kişiye bağımlı bir anne babayı hedeflemiyor. Probleme odaklanabilen ve onun çözümü için düşünebilen anne babalar yaratmayı hedefliyor program. Öz düzenlemeyi öğretiyor anne babaya. Yani %100 her defasında başarılı olamayabilirsiniz. Ama zaman zaman durup kendi davranışınızı ve o davranışla çocukta ne kadar gelişme olduğunu gözden geçirip davranışlarınızla ve tutumlarınızla ilgili yeni düzenlemeler yapabilmeyi öğretiyor size. Ve multidisipliner odaklı bir yaklaşım Triple P. Yani sadece psikiyatristler ya da psikologların uygulaması ya da bunları ailelere öğretmesi gerekmiyor. Aileyle karşılaşan, aileyle temas eden her uzmanlık dalı olumlu anne babalık programını öğrenebilir, uygulayıcısı olabilir ve insanlara bu konuda yardımcı olabilir. Aile hekimleri, çocuk doktorları, ebeler, hemşireler, sosyal hizmet uzmanları yani tamamen aileye dokunan herkesin öğrenebileceği ve uygulayabileceği bir program. Türkiye'de özellikle son 2-3 yılda olumlu anne babalık programının tanıtımı, uygulayıcı yetiştirme ve anne babalara yardımcı olma konusunda bir hız kazandı program. Ama Türkiye dışında 30'un üzerinde ülke bu programı aktif olarak kullanıyor. Bu programın bazı düzeyleri var. Bu düzeyler 1. düzeyden 5. düzeye doğru gidiyor. 1. düzey aslında evrensel olan Triple P'den bahsediyor. Yani toplumun tüm kesimine anne babalık, doğru anne babalıkla ilgili bilgi ulaştırmayı hedefliyor Triple P'nin 1. düzeyi. Bunu medyayı kullanarak, broşürler kullanarak, özellikle toplumun çokça bulunduğu yerlerde bir takım dikkat çekebilecek billboardlar, broşürler hazırlayarak insanların doğru anne babalığa yönelik merakını uyandırmayı amaçlıyor 1. düzey. Bu düzeylerin sayısı arttıkça yani 1'den 5'e doğru ilerledikçe aslında topluma değil yavaş yavaş daha spesifik gruplara doğru yöneliyor. Yani daha problemli gruplara doğru yöneliyor. Özellikle 5. düzey ciddi davranış sorunları sergileyen çocukların aileleri ve özellikle bu ailelerde öfke kontrolüyle ilgili ciddi sorunlar varsa, çocuk istismar riski taşıyan anne babalarsa 5. düzey eğitime tabi tutulmaları öneriliyor. Çünkü 1. düzeydeki eğitim tüm topluma ulaşıyor ama içerik daha kısıtlı. Genel bir takım ilkeler veriliyor 1. düzeyde ama 5. düzeyde çok daha yoğun eğitim programları ve eşlere destek ve anne babalığa yönelik daha yoğun bir içerik sunuluyor.
Şimdi biraz ilke ve stratejilerinden bahsetmek istiyorum olumlu anne babalığın ama çok ayrıntıya girip sizi çok da sıkmak istemiyorum. Ama olumlu anne babalık dediğimiz zaman bilmemiz gereken, aklımızda olması gereken 5 temel ilke var. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Bu arada zamanı ben çok göremiyorum ama İdil Hocam beni herhalde uyarır azalınca diye düşünüyorum. Şimdi Triple P'nin 5 temel ilkesinden ilki çocuk için güvenli ve ilgi çekici bir ortam oluşturmak. Çocuklarımızın yaşına uygun bir şekilde ev ortamımızı güvenli bir hale getirmenin önemini anlatıyor Triple P. 2-3 yaşındaki bir çocuğun bulunduğu evde olabildiğince ona zarar verecek eşyalar ya da yerler ortadan kaldırılmalı deniyor ve ev içerisi çocuk için ilgi çekici aktivitelerle dolu bir yer haline getirilmeli. Bu çocuğun hem güvende olmasını sağlıyor ev içerisinde hem de anne babanın her dakika tetikte olmasına gerek olmuyor. Güvende bir ev yani işte elektrik prizleri kapatılmış ya da mutfakta gerekli önlemler alınmış bir ev ve evin birçok yerine serpiştirilmiş ve çocuğun oynayarak vakit geçirebileceği ve beceri kazanabileceği birçok küçük aktivitenin olduğu bir ev. Böyle bir evde çocuk hem kendi başına anne babanın birebir desteği olmadan da zaman geçirebilme becerisini öğrenme şansına sahip ve babalar için de anne babalığı çok zorlayıcı bir haline gelmekten de korumuş oluyor bu ilke. İkincisi olumlu bir öğrenme ortamı yaratmak. Bu Triple P'nin olumlu anne babalık programının en temel ilkelerinden biri. Çünkü olumlu anne babalık ilkeleri der ki çocuğunuzla olumlu bir iletişim kurun, onunla konuşun, duygusal tepkiler verin, olabildiğince güzel bir iletişim ortamı sunun ve bazı fırsatlar vardır. Çocukların gelip size bir şey danıştıkları, bir şey göstermek istedikleri ya da bir şey sordukları anlar. O fırsat anlarını kaçırmayın. Çünkü o anda çocuk bir şey öğrenmek için çok motive ve hazır durumdadır ve o anı kaçırmayın. Elinizdeki neyse bırakabileceğiniz bir şeyse bırakın ve tüm dikkatinizi çocuğunuza vererek onunla bir iletişim başlatın. Bu anlar çocuğun öğrenmesi için çok önemli anlar. O nedenle de çocuğun sorduğu şey üzerinden ona öğretebileceğiniz birçok şeyi de o anda güzel bir iletişim içerisinde ona öğretebilirsiniz diyor. Üçüncü ilke tutarlı disiplin uygulamak. Anne babanın tutarlı olmasını hem kendi içinde hem eşler arasındaki tutarlılığın öneminden bahsediyor. Ve ev içerisinde temel bazı kurallar koymayı, bu kurallara uyum sağlamadığı zamanlarda hemen harekete geçmeyi ve gerekirse uygulayabileceği bazı yaptırımlar konusunda da kendine güvenmeyi öneriyor anne babaya ve bunu öğretiyor bu program. Dördüncü ilke gerçekçi beklentilere sahip olmak. Olumlu anne babalık programı der ki sadece çocuğunuz için değil, kendiniz için de beklentileriniz gerçekçi olsun. Bir kere çocuğunuzdan her dakika, her saniye çok uyumlu davranmasını, çok olumlu davranmasını beklemeyin. Böyle bir beklenti zaten karşılanmayacaktır. O nedenle çocuğunuzun yaşına ve gelişim düzeyine uygun beklentileriniz olsun. Ama aynı zamanda kendinizden de mükemmel olmayı beklemeyin. Hiç hata yapmayacağım, %100 her konuda çok doğru davranacağım gibi bir beklenti anne babayı çok zorlayıcı bir beklenti. O nedenle anne babalığın da bazen deneme yanılma yöntemiyle öğrenildiğini, her anne babanın hatalar yapabileceğini, önemli olan o hataları fark edip onları değiştirmek adına bir şeyler yapmak olduğunu öğretiyor anne babalara. Son ilke anne baba olarak kendinize zaman ayırmak. Aslında bu tabii birçok insanın bildiği ama acaba hayatına ne kadar uygulayabildiği bir şey. Ama olumlu anne babalık uygulayabilmek için bir kere anne babanın kendisinin dinlenmiş, ihtiyaçları karşılanmış olması gerekir. Ancak kendi ihtiyacı karşılanmış bir ebeveyn çocuğuna olumlu yaklaşabilir, sabırlı ve sakin davranabilir. Bu 5 temel ilkenin önemi çok fazla.
anne babalara bu program içerisinde öncelikli olarak öğretilen bu 5 temel ilke. Ama sonrasında program içerisinde anne babalara birçok beceri öğretiliyor. Ve bu aslında temel programda 17 tane anne babalık becerisi öğretiliyor anne babalara ve bu programın belli düzeylerinde, mesela ikinci düzeyinde bu 17 ebeveynlik becerisini öğreten 3 sunum yapılıyor anne babalara. Bu hafif problem yaşayan anne babalar için çok faydalı bir eğitim semineri oluyor. Ama daha fazla ihtiyacı olan, daha fazla bilgiye ve beceri geliştirme ihtiyacı olan ebeveynler için de 4. düzey, birazdan bahsedeceğim ondan da, bir grup eğitimi uygulanıyor. Bu 17 temel beceri aslında o gruplarda biraz da aktif beceri eğitimiyle pekiştiriliyor. Yani anne babanın sadece bunu duyması değil de bu beceriyi öğrendikten sonra küçük bir grupta uygulayıp daha fazla bununla ilgili özgüvenli hissetmesi, yani evde de uygulayabilmek için kendini hazır hissetmesi sağlanmaya çalışılıyor. Şimdi bu 17 becerinin hepsinden ayrıntılı bahsetmeyeceğim size, ama özellikle söylemek istediğim Triple P'nin, olumlu anne babalığın aslında ebeveynlere öğrettiği bu becerilerin 4 temel başlığı var. Ve bunlardan en sonuncusu problemli davranışı yönetmek. Problemli davranışa gelmeden önce anne babalara 3 seans, 3 seminer boyunca farklı 3 şey öğretiliyor. Bunlardan ilki çocukla olumlu ve iyi ilişki kurmak. Yani anne babalara deniyor ki siz ilk üçünü yapmadan problemli davranışı yönetemezsiniz. Önce ilk üçünü evinize, ailemize adapte ettiğinizden ve bunları uyguladığınızdan emin olacağız. Çünkü bunlardan emin olduktan sonra zaten sizin problemli davranışlarınız çok azalacak çocukta gördüğünüz. Birincisi çocukla iyi ilişkiler kurmak. Yani onunla zaman geçirmek, konuşmak ve duygusal katılım sağlamak çocukla ilişkide. İkincisi çocuğun olumlu davranışını teşvik etmek. Tanımlayıcı takdiri kullanmak, yani övmek ama hangi davranışı övdüğünü çocuğa belirtmek. Eşyanı alıp buraya düzenlice koyduğun için sana çok teşekkür ederim gibi. Yani çocuk o sırada o övgüyü neden aldığını anlaması gerekiyor bizim takdirimizin içerisinde. Olumlu davranış sadece sözel olarak takdir etmekle olmuyor. Aynı zamanda gülümseme, o sırada olumlu davranış yaptıktan sonra onunla bir çok pozitif bir göz teması sağlama, ona sarılma, dokunma gibi olumlu davranışa ilgi gösterdiğimizi gösteren davranışlar ve birlikte ilgi çekici aktiviteler yapmak. Çocuğun keyif aldığı, eğlendiği ama aynı zamanda bizim de eğlendiğimiz, keyif aldığımız aktiviteleri çocukla birlikte yapmak. Üçüncü aşamada da çocuklara yeni beceri ve davranışlar öğretmek. Ama bunları öğretebilmek için önce kendimiz iyi bir örnek teşkil etmemiz çocuk için. Yani siz iyi bir model olun, rastlantısal öğretmeyi kullanın. Yani çocuk hazır olduğunda, size gelip bir şey sorduğunda o motive anını kaçırmayın. O anda ona bir şeyler öğretin ve öğretme yöntemleriyle ilgili bilgiler var. Sor, söyle, yap gibi yöntemler ve bir takım davranış çizelgeleri ve davranış kartları. Nasıl kullanılıyor bu kartlar? Çocuklarda doğru davranışı artırabilmek için davranış çizelgelerinden nasıl faydalanıyoruz? Anne babaları bu konuda yoğun bir eğitim veriyor anne babalık programı. Ve son olarak da problemli davranışla nasıl baş edeceğini öğretiyor anne babalara. Ve bunun için de aile içi temel bir takım kurallar oluşturma ve çocuklara talimat verirken açık, sakin, anlaşılır talimatlar verme. Özellikle yine burada temelden başlanarak bir eğitim yapılıyor. Ve sonrasında da çocukların alınan bu kararları ya da talimatlara uymadığı durumlarda neler yapılması, nasıl yaptırımlar uygulayabilecekleriyle ilgili anne babalara yoğun bir eğitim veriliyor. Ve burada belki birçoğunuzun kulak aşinalığı olduğu mola, sessiz zaman gibi yöntemler öğretiliyor anne babalara. 4. düzey eğitim programı Türkiye'de uygulanıyor.
Bu programı uygulayan birçok uygulayıcı var. Bu programda 10-12 tane anne babadan oluşan gruplar oluşturuluyor ve bu gruplar içerisinde de bu eğitim yoğun bir şekilde veriliyor anne babalara. Grup kendi içinde 2-3 kişilik küçük gruplara ayrılıp öğrenilen becerilerin prova edilmesi sağlanıyor. 8 seanslık bir eğitim. Burada grup eğitimlerinin anne babalara şöyle bir katkısı da var. Burada bir kere grup ortamının destekleyici yapısı çok önemli. Anne babalar aynı problemleri başka anne babaların da yaşadığını öğrenince ve bunları aktif olarak konuşunca anne babalık tecrübelerini daha normalize edebiliyorlar kafalarında ve bu onlar için ciddi bir destek olabiliyor. Bu bahsettiğim, şimdiye kadar bahsettiğim şey tamamen TPP'nin temel düzeyinde verilen eğitimin içeriğindeki genel noktalar. Ama olumlu anne babalık programı sadece davranış problemi olan çocukların anne babalarına yönelik değil, daha spesifik gruplar için, mesela ergenler için olumlu anne babalık, gelişim geriliği olan çocukların anne babaları için hazırlanmış olumlu anne babalık programı ya da beşinci düzey dediğimiz yoğun aile müdahalesi gerektiren aileler için planlanmış eğitim programları var. Burada biraz daha çocuklara yönelik o baş etme becerileriyle ilgili anne babalar geliştiriliyor ama üzerine ailelerin öfke kontrol problemleri varsa, eşler arasında ciddi geçimsizlikler varsa bunlarla ilgili destekler veriliyor aileye. Beşinci düzey çok daha yoğun bir program. Boşanma sürecindeki ailelerin yine çocuklarına ve bu durumdaki aileler için, aynı zamanda obeziteyle uğraşan çocukların aileleri için yapılandırılmış yine olumlu anne babalık programları var. Araştırmalardan da çok kısa bahsedeceğim. Başta söyledim, kanıta dayalı, 30'un üzerinde ülkede çok yoğun bir şekilde uygulanıp bununla ilgili bilimsel araştırmalar yapılmış durumda. Bunlardan birinden bahsedeceğim. Amerika'da 18 idare bölgesinde olumlu anne babalık uygulanmış ve sonraki yıllarda istismar kayıpları incelenmiş. Bu program uygulandıktan sonra her yıl gözlenen çocuk istismarı vakalarında, çocuğun yurda yerleştirilmesi durumunda ve bu sayılarda, istismara bağlı hospitalize edilmek zorunda kalınan çocuklarda ciddi sayıca azalmalar olduğu görülmüş. Bir de özellikle bahsetmek istediğim Driving Mom and Dad Mad isimli bir dizi var Avrupa'da. Yayınlanmış. Şu anda YouTube'da birçok videosunu bulabilirsiniz. Sadece bu diziyi izlemekle bile, bu arada bu dizide gerçek aileler var. Gerçekten sorunlu çocuklarıyla sorunlar yaşayan aileler var ve dizi içerisinde olumlu anne babalık programı ve o eğitim sayesinde bu davranış problemlerindeki azalmalar görülüyor. Sadece buradaki nasıl müdahale edildiğini dizi içerisinde seyreden 723 anne babada yapılan araştırma sonucunda çocukların davranışlarında düzelmeler, anne babaların negatif ebeveynlik tutumlarında düzelmeler, anne babanın öfkesini, depresyonunu yönetmedeki başarısı ve özellikle de öz etkililik, yani kendiyle ilgili ebeveynlik becerisiyle ilgili özgüveninin arttığı saptanmış. Sadece diziyi izlemekle bile ve bunun bu çalışmadan 6 ay sonra tekrar değerlendirildiklerinde hala bu gelişmelerin devam ettiği gösterilmiş. Hocam çok özür dilerim. Son cümlelerinizle evet, toparlarsak çok iyi olacak. Evet, bitiriyorum. Sağ olun. Şimdi bu programı almak isteyen, yani anne babalara bu programı uygulayarak yardımcı olmak isteyen insanlar vardır diye, özellikle olumlu anne babalık uygulayıcısı olabilmek için, çünkü bunun bir takım prosedürleri var. O prosedürlerden geçip uygulayıcı olabilmek isteyenler için bu slaytı da koydum. Türkiye'de Humanist Büro isimli kuruluş olumlu anne babalık programının tanıtımından sorumlu, uygulayıcı yetiştirmekten sorumlu. Bu konuda isteği olanlar internet üzerinden, Humanist Büro üzerinden yardım alabilirler.
Ben çok teşekkür ediyorum. Bu saate kadar kalıp izlemeye devam eden herkese çok çok teşekkürler. Hocam biz teşekkür ederiz bu değerli sunumunuz için. Aslında son dönemde özellikle yeni nesil arasında olan bir yaklaşım üzerinde durdunuz ve çok da ayrıntılı anlattınız. O bağlamda hepimiz bilgilenmiş olduk. Paylaştığınız dizi ve bir de bu eğitimi nasıl alabileceğimize dair verdiğiniz bilgiler için ayrıca çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum.